güneşin ve suların ülkesi. Ünlü tarihçi Herodot, Panionion'da toplanan İyonlular, kentlerini yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzünde ve ikliminde kurmuşlardır, der. Tarihin babası Herodot haklıdır. Çünkü Anadolu'nun mimari ve şehircilik açısından en güzel kenti Priene, güçlü donanması, zengin kolonileriyle antik dönemin en büyük ticaret merkezini kuran Miletos, o dönemin ünlü kehanet merkezine ev sahipliği yapan Didima. Antik dönemin en güçlü medeniyetlerinin kurulduğu bu kentlerden Priene ve Miletos birer öğren yeri olurken, geçmişin antik izlerini günümüze kadar taşıyan Didima bir turizm merkezidir. Birbirinden güzel kumsalları, koyları, temiz ve masmavi denizi, şifa dağıtan suları ve iklimi. Antik dünyanın harikalarıyla doğanın iç içe olduğu deniz, kum ve güneşin ülkesi Didima. Mavi ve yeşilin kucaklaştığı Akbük. Uzunluğu ve pırıl pırıl ince kumlarıyla tanınan mavi bayraklı altın kum plajı, ilginç taş evleriyle eski Rum köyü Doğan Bey, güneşin her akşam el sallayarak vedalaştığı kuş cenneti Karina, el değmemiş koyları ve çam ormanlarıyla keşfedilmeyi bekleyen Kazıklı Kuyu, Dilek Yarımadası. Tarih ve doğasıyla zengin bir geçmişe sahip Didima, her zaman dünya turizminin ilgi odağı olmuştur. Antik dünyanın en önemli kehanet merkezi olarak ünlenen tapınak, güneş, ışık, müzik ve kehanet tanrısı Apollon adına yapılmıştır. Bu kehanet ocaklarına dünyanın her tarafından krallar, komutanlar, ünlü kişilerin yanında köylüler, çobanlar danışmaya ve fal baktırmaya gelmiş, bu kutsal mekanlarda tanrılara adaklar sunmuşlardır. Zamanında yalnızca rahiplerin ve kahinlerin girebildiği selle kutsal alanında günümüzde konser ve sanatsal toplantılar yapılmaktadır. Selle kutsal alanını çevreleyen duvarlar üzerine yerleştirilmiş olan Gripon adlı mitolojik yaratıkların Apollon hazinelerini bekledikleri yaygın bir inançtır. Apollon tapınağının sembolü olan Medusa, tüm kötülüklerin koruyucusu olarak kabul edildiğinden tapınak ve evlerde kabartma olarak kullanılmıştır. İnsan ve hayvan kabartmalarıyla süslenmiş taş duvarları, ustalıkla yontulmuş İyon sütun kalıntıları, yüksek merdivenleriyle zamana karşı meydan okuyarak günümüze kadar ayakta kalmayı başarabilmiş, Anadolu'nun
bu en büyük İyon Tapınağı, geçmişte olduğu gibi bugün de o muazzam yapısıyla hala insanları kendine çekmektedir. Didima, iki yanında yatan aslan heykelleri bulunan mermer döşeli kutsal yolla Miletos'a bağlanırdı. Büyük Menderes Irmağı'nın Ege Denizi'ne ulaştığı yerdeki yarımadanın üzerinde kurulan Miletos, Ege'nin önde gelen ticaret, kültür, sanat ve bilim merkezi olmuştu. Filozoflar şehri Miletos, görülmeye değer tarihi kalıntılarla doludur. Bizans Kalesi, Tören Caddesi, Batı Anadolu'nun en sağlam durumundaki Roma Tiyatrosu, şehrin ortasında yer alan Agora, İmparatoriçe Faustina'ya ait havuzlu hamam, İyonik düzende yapılmış Athena Tapınağı. Türklerin Anadolu'ya egemen olmasıyla, özellikle Menteşoğullarının başkenti olarak parlak bir dönem yaşayan Miletos, İlyas Bey'in yaptırdığı külliye ve kervansarayıyla Balat Köyü görülmeye değerdir. İyonların 12 şehrinden biri olan Priene, bir liman kentidir. Avrupalı tarihçilere göre Anadolu'nun Pompei'sidir. Miletli ünlü şehir plancısı Hippodamos tarafından yeniden inşa edilmiştir. Beş bin kişilik tiyatroları aynı zamanda halk meclislerinin toplantı yeri olarak kullanılmıştır. Elli sıradan oluşan tiyatronun ilk oturma sırası protokol için olurken, tam ortasındaki özel bir koltuk krala ayrılmıştır. Athena Tapınağı, kentin en hakim yerine kurulmuştur. Menderes Nehri'nin denizi alüvyonlarla doldurması sonucu Priene ve Miletos zenginliğini yitirip birer ören yeri olmuşlardır. Denizin dolmasıyla denizden bir parça olarak ortaya çıkan Bafa Gölü, Türkiye'nin en zengin arkeolojik alanlarından biridir. Gölün üzerinde üç küçük ada vardır. Adalarda
eski dönemlerden kalma manastır ve kiliseler bulunmaktadır. İçlerinden en eskisi Yediler Manastırı'dır. Tarihi kalıntılarının yanı sıra, etrafı zeytin ağaçlarıyla çevrili gölün doğal güzelliğine, nesli koruma altına alınan cüce karabataklar ve deniz kartalı kuşları da güzellik katmakta, yüz binlerce ördek, balıkçıl pelikanlar, flamingolar, su kuşları için beslenme ve barınma yeri olan Bafa Gölü adeta bir kuş cennetidir. Gölün hemen yanı başında dik bir şekilde yükselen Beş Parmak ve Latmos dağlarının eteklerinde kurulan Heraklia, antik yapılarıyla bir tarih hazinesi. Helenistik ve Roma döneminde parlayan kent, ünlü filozof Heraklit'in memleketi olarak bilinir. Kayalık ve engebeli bir arazi üzerine kurulan kent, Bizans döneminde psikoposluk merkezi olmuştur. Mükemmel denilebilecek taş işçiliğiyle yapılan kaya mezarları bugün bile özelliğini koruyor. Kentin içindeki Athena Tapınağı'yla iki katlı inşa edilen Agora Meydanı, geçmişin izlerini korumakta, ayrıca tiyatro, stadyum, Endimion kutsal alanı ve Haham Manastırı gezilecek tarihi yerler arasındadır. Tanrı bu bölgede cömert davranmış doğaya. Tarihin babası Herodot bin kez haklıymış. Yeryüzünün en güzel gökyüzü burada. Deniz, kum, güneş, doğa, tarih, medeniyet. Mavi Bayraklı Altın Kum plajında denize girebilir, kum banyosu yapabilirsiniz. İsterseniz düz burunla tek ağaç arasında denizin derinliklerine dalabilir, antik döneme ait kalıntılar ve amforalarla tek başınıza kalabilirsiniz. Ya da doğanın bu cennet köşesinde birbirinden güzel koylarını keşfetmek için deniz yolculuğuna çıkabilirsiniz. Güneş,
ışık ve müzik tanrısı Apollon'un ülkesinde gece gündüz gönlünüzce tatil ve eğlencenin keyfini yaşayabilirsiniz. Dünya medeniyetlerinin üzerinde kurulduğu bu coğrafyaya tüm dünya insanlarını çağırıyoruz. Barışın ve dostluğun ülkesine hoş geldiniz. Gelince paylaşacağınız dostluklar, gidince unutamayacağınız, yaşadıkça anlatacağınız anılarınız olacaktır.